Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Güzel soracaksınız. Güzel, çok iyisiniz. Bu arada yanında da Yaren de bir arkadaşım var. Bugün arkadaşlar Cuma. Hayırlı cumalar herkese. Bugün vlogta ben de olacağım. Bugün biliyorsunuz ki Cuma takdir alma günü, yani karnelerimizi alma günü. Yani ben takdir aldım, Yaren de takdir aldı. Hayırlı. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah siz de yani takdir almışsınızdır. Derslerinize girin, derslerinize yoğunlaşın. Hepinizi öpüyorum. Takdirini gönderiyorum. Evet arkadaşlar, bugün günlerden Cuma. Hepinize hayırlı cumalar diyerek vlogumuzu başlatıyoruz. Hayırlı cumalar arkadaşlar. Hep beraber Defne'nin annesinin kızımın evindeydik. O yüzden çekim yapamadım. Unuttum. Kusuruma bakmayın ne olur yoğunluktan. Şimdi Defne ile Yaren'i aldık. Evlerine bırakacağız. Gün bize neler gösterecek. Allah bize neler gösterecek. İnşallah hayırlı bir bu gün yaşarız. Bu arada arkadaşlar Yaren annemin doğum günü. İlk önce Yaren'i bırakacağız. Ondan sonra siz beni babamın yanına çarşıya bırakacaksınız. Ben de anneme doğum günü hediyesi olarak bir şeyler alacağım. Evet, kızımın 23 Ocak doğum günü. Ben de ona hediye almayı düşünüyorum. Defne de hediye alacak. Evet. Yani bugünkü günümüz dışarıda geçecek gibi. İnşallah akşam eve gidince sizlerle bir sohbet yaparız, bir kahve sohbeti. Ne dersiniz? Sohbet bekliyorsanız sizlere sohbet hazır. Görüşürüz akşama canlarım. Günün içerisinde de sizlerle birlikte olacağız inşallah. Kaç lira veriyorlar şükranı? Ne yapalım anneanne, ben her gün... Keşke söylemeyeydim. Pazartesi günü annemin doğum gününü kutlayalım. He, olur. Nasıl yapalım biliyor musun? Şimdi de annemin evine geçelim. Siz gelin falan. Pasta alın. Annem akşama geldiği zaman böyle elimizde pasta olsun. Kutlayalım öyle işte annemin evinde. Olur mu? Olur. Bence iyi fikir. Sence anne? Ben pastayı alıp gelirim pazartesi akşam ama annene söyleme sakın. Evet, Bilo anneme izlerse, söylemeyelim. Bilo izlerse öğrenecek ama. Anne, o zaman sana binaversin. Olmaz ki, akşama atmam lazım. İzlemez anne ya, izlemez. Ha, izlemezse olur. İzlemez. Ama ona bildirim yollama, o zaman izlemez. Pazartesi akşamı sen annene mi geleceksin? Ha, ben anneme geleceğim. Annem beni alacak. Ha. Annem beni eve bırakacak. Ondan sonra da sen de gelirsin pastayı alıp saat 8'de. 8'de. Annem de gelir hemen. Tamam. Ondan sonra da böyle ışıklar falan kapalı olur. Ev gideriz. Öyle kutlarız sence. Hediyelerimizi de tam orada veririz. Olur. Bence öyle daha iyi olur değil mi? Bak ne kadar güzel bir şey değil mi? Olur mu sence? Aramızda kalsın. Annen evet. Sakın girmedi. Anneme demeyelim. Sürpriz olsun, tamam mı? Evet. Aynen. Fotoğraf falan çekeriz. Çok kalabalık çarşı. Evet arkadaşlar, çok kalabalık. Ben şimdi geziyorum. Arkadaşlar, Efra gidiyorum. Taksitim var. Onu ödeyeceğim bugün. Bu arada çok ufak da olsa maaşımı aldım. Allah'a çok şükür ki. Taksitimi de verdikten sonra Defne de annesini hediye alacak. Doğum günü hediyesi, ben de alacağım hediye. Pazartesi akşamı kararlaştırdığımız gibi. Evet. İnşallah. Ben pastayla birlikte gelirim. Evet. Sürpriz olur. Anne sakın da pastayı muzlu al, annem muzlu pasta sevmiyor. Biliyorum, annem sevmiyor muzlu pastayı. Eskiden de genç kızken de anne bana pasta alırsan çikolatalı al derdi. Aynen. Muzlu alma derdi. Şöyle güzel bir çikolatalı pasta alayım anne. Alırım kızım ben. Ben de çikolatalı çok seviyorum. Tamam. Tamam. Anneme çekmiş. Anlaştık. Anlaştık. Ya da eksik saatim falan mı vardı?
İkinci günden hepinize tekrardan selamın aleyküm canlarım. Dünkü vloguma devam edemedim. Önce sizleri tekrar bir hatırlatır ederim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Rabbim iyiliğinizi, mutluluğunuzu, sağlığınızı daim etsin. Evinizden, yuvanızdan mutluluk hiç eksik olmasın arkadaşlar. Evet, selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Hepinizden Allah razı olsunuz. En son attığımız video gerçekten mükemmel yorumlar yazmışsınız. Her biriniz destek için bayağı birkaç kez devamlı yorumlar yapmışsınız. Vallahi biz sizlerle gurur duyduk. Şükranla ikimiz konuşuyoruz. Sizin yorumlarınıza yorumlar yapıyoruz. Vallahi çok mutlu olduk, gurur duyduk. Beni de mahcup etmediniz bu arada. İyi gidiyor. Allah'ıma bin şükürler. Yani 150 bin, 200 bin izlenimi olan YouTuber'lara daş çıkardınız bence. Çünkü hepinizden Allah razı olsun. Çünkü onlara yapılan yorumlar kadar yok. Bize yaptığınız yorumlar onlardan çok çok fazla. Yani 600-700'leri buldu. 50 dakikalık videomuz 5000'e yaklaşmış. Allah hepinizden razı olsun. En son vlogumda görünce inanamadım. 1,5 gün ara verdim. Sizlere vlog yükleyemedim. Dün en son Evkur'da kalmıştık. Evkur'a gittik. Taksit ödemeye diye gittim. Yatak odasına 3 küçük parça tekrar bir halı daha aldım. Önceki aldığım halılarım salona sereceğim. Onlar tam salon halısı. Evimde yeni düzenlemeler yapacağım. Hep birlikte yapacağız inşallah. Ondan sonra devam edemedim. Ondan sonrasından başlayayım size. Evkur'dan sonra Defne babasıyla buluştu. Yani benim eski damadım. Onunla birlikte Attaks'a gittik. Ben aslında ev için bir doğum günü hediyesi alacaktım kızıma ama kıyafet istemiş Defne'den, alırsam bana kıyafet al demiş. O da anneanne sen de gel dedi, babamla birlikte dedi, İzzet Bey ile beraber tabii ki hep beraber Attaks'a gittik. Oradan doğum günü hediyemizi aldık kızımıza. Sizlerle de videonun başında paylaştığım gibi anlaştık. Defne ile planımızı yaptık, doğum günü planımızı yaptık. Oraları sizlerle paylaşmıştım ilk videonun başında ama daha sonrasını getiremedim. Defne'yi babasının yanına bıraktık ve sonra biz kontrollerimiz vardı. Benim akciğerlerimden, eşimin akciğerlerinden kontrol için doktora gittik, özel bir hastaneye. Orada gereken saat kaç gibiydi? 4'e geliyordu arkadaşlar. 3.30-4 gibi o aralarda. Gereken tahlillerimiz yapıldı, ciğer filmlerimiz çekildi. Benim ciğerlerim sigara içmediğimden dolayı tertemiz. Ama ben de babamdan gelen kalıtsal bir hastalık, nefes darlığı var. Nefesimi fazla yormamam gerektiğini söyledi. Elinden geldiği kadar dedi, fazla yorulmayacaksın. Bu hastalık dedi, yorulmaya gelmez dedi. Fazla konuşmaya da gelmez dedi. Üzüntüye hiç gelmez dedi. Tekrar biten ilaçlarımı yazdı arkadaşlar. Sıra eşime geldi. Onu da anlatayım sizlere. Eşimin de tahlilleri yapıldı. Ciğer filmi çekildi. Filmlerinde eşimin maalesef üzülerek söylüyorum. Dün o havadisi aldıktan sonra sizlerle videomun gerisini getiremedim. Malumen biraz üzgün olduğumuz için sizlerle paylaşmak istedim. Sizler de bilin istedim. Hani bugün yarın Allah korusun başımıza bir hal gelirse bizim hastalığımızın ne olduğuna dair hiçbir kafanızda soru işareti kalmasın istiyoruz canlarım. Bizler sizi çok seviyoruz. Sizler de bizi çok sevdiniz. Oraya gelelim. Asıl konuya gelelim. Asıl konu eşimin daha önceleri de söylediği gibi doktorunun sigarayı hemen bırakması gerektiğini söyledi. Bize sadece ciğerlerinin karardığını, fazla sigara içmesin, gerekirse elinden geldiğince bıraksın. Tamam, şimdi o zaman ne dedi doktora? Bir sorun bakalım. Evet arkadaşlar, Şükran'ın dediği gibi daha belki 3-4 sene evvel de bir kontrolümde bırakma saatin gelmişti İzzet Bey demişti doktorum, Allah razı olsun. İsmini vermek istemiyorum, reklam olur değil mi? Evet, gerek yok. O nedenle Şükran'ın kontrolü varken benim de kontrolüm olduğunu 3.30-4 gibi randevu aldık. Dün gittik. Hakikaten ciğerlerde bir sistemi olduğunu gördüm. Ben de gördüm. Gösterdi bana. Şükran'ınkiyle benimkini karşılaştırınca ortalık
meydana çıkıyor yani. Onunki biraz temiz gözüküyor, benimki biraz sisli gözüküyor. Dedi artık tamamen bırakma yönüne gideceksin İzzet Bey dedi. Ben de dedim ki doktorum çok zor, ne yapayım, nasıl yapayım derken yani günde dedi bir dene iki dene yemek üstü içiyorsan iç ama dedi bunu bırakacağım yani. İlk etapta bırakma ama birkaç gün, bir iki ay içinde bırakmaya çalış dedi. Yoksa dedi senin için kötü olur dedi. Sonra bak gelirsin buralara dedi, inim inim inlersin dedi. O nedenle tabii doktoruma ben de güveniyorum, inanıyorum. Yani güvenip inanmamak da mümkün değil. Çünkü bir sigaranın sağlığa zararlı olduğunu zaten biliyoruz. Sigaranın üstünde de yazıyor. Sigara öldürüldü zaten. Ama nane zıkımı bırakamıyoruz işte arkadaşlar. Yani kolay bir şey değil. Ta çocukluk asker yani lise çağlarımda başlamışım, bu saate kadar gelmişim. Yani en sinirli hallerimde beni sakinleştiren bir mendebur bir zıkım işte. İnşallah bırakmaya çalışacağım arkadaşlar. Bu sefer kesin bir doktorun demesi beni biraz moralimi bozdu. Yani bırakmak zorundasın dedi, yaşamak için dedi. Bu kelime bana nokta koydurdu zaten. Ancak biliyorsunuz ki birden bir bırakmak da insanlara felç geçirtilebiliyor. Ağız burun eğriliyor. Yani bunları ben bazı arkadaşlarımda gördüm. Birden bir bırakma dedi. Tamam onları söyledim doktora. Tamam o doğru dedi. Bir anlık sinir sistemleri dedi, vücut nikotine alıştığı için dedi, göremeyince nikotini zorlanır dedi. Yavaş yavaş bırak, günde 1-2 dal, 3 dal en fazla iç, sabah, öğlen, akşam, kahvaltıdan sonra dedi. Böyle bırakmaya çalış dedi, tamam dedim, ben de birkaç ay sonra da kontrola geleceksin dedi, tamam dedi. Olay bu arkadaşlar, dünya bu, yani herkesin bir kötü huyu var, benim de kötü huyum maalesef sigara, çay. Hayatımda içki içmedim. Hayatımda içki, alkol ağzıma almadım. Alana da kızarım. Alanı da sevmem. Ama nedense ben böyle alışmışım. Biraz da tabii babasız büyüdük. Babasız büyüyünce ne oluyor? Annem bizden ne kadar ilgilenecek? Annem kendi halinden mi? Geçim mi düşünce? Bizi mi bakacak? Tabii haline ne olmuş? Arkadaşımız sigara içermiş. Ben de içmişim demek ki. Adam ne demiş? Bana arkadaşını söyle. Sana kim olduğunu söyleyeyim. O nedenle tabii benim bulunduğum Geçiköy denilen şu eski ismiyle Geçiköy, şu andaki ismiyle Güzelyalı. Orada da hakikaten kardeşim, arkadaşlar iş beni dövüyorlar. Yani o kadar bizim insanlarımız daha duysunlar. O mahallenin insanları %90'ı içer. Yani içki içer. Sigara da içer, içki de içer. Kahve hayatı da vardır. Yani ben onlardan biraz arınmışım. Nasıl olduysa ben onların içinde büyüdüğüm halde içkiye alışmamışım. Ama sigaraya alışmışım. Demek ki ortam öyle gösteriyordu. Ama şimdi gel gör ki zararını görüyoruz işte. Keşke içmeseydik ama gene de şu anda tam da şeyli değilim. Yani bir iki dal içerek bırakmaya çalışacağım. Evet. İnşallah. Allah evet. Sigara içenlerin de eşimin de herkesin yardımcısı olsun. Yar ve yardımcısı olsun. Arkadaşlar iyi bir huy değil. İyi ki de ben alışmamışım. Yani İçenleri yadırgamıyorum da sağlık açısından kesinlikle bırakmak gerekiyor. Sen zaten sigara içmiş olsan Allah göstermesin şimdiye kadar öldüydün. Evet. Çünkü sen bir de var astım hastasısın. Sende nefes darlığı var. Bunlar varken Hı-hı. bir de sigara mı içecektin yani? Evet arkadaşlar inanın elim kolum kalkmıyor. Çok üzülüyorum çok. Bugün yarın başına bir hal geldiği zaman ben bu evde yalnız başıma tek başıma sizlerle yayın yaptığım günleri düşünüyorum. İster 60 yaşında olayım, ister 70, ister 80. Bilmiyorum ben de o zamana kadar Allah bilir yaşar mıyım, yaşamaz mıyım. Gerçi diyeceksiniz ki sigara içen de ölüyor, içmeyen de ölüyor. Ama doktorun dediği gibi sigara içenlerin ömrü sigara içmeyene nazaran bir 5 sene ileriye atıyor diyor. Yani sen şimdi bir 5 sene hayatını yaşayacaksa yaşayamıyorsun. Bir 5 sene evvel ölüyormuşsun. Allah korusun. Allah gecinden versin. Yani en azından bir 5 sene fark eder diyor. Yani Allah bilir de. Sigarayı içer ölmez. Sigarayı bırakır ölür. Allah'ın dede olur. Allah'ın takdir ilahisi arkadaşlar. O yüzden böyle elim kolum hiç kalkmadı o saatten sonra. Defne'yi babasının yanına bıraktık. Ben dedi giderim anneanne dedi, dede dedi. Biraz dedi oturayım babamın iş yerinde dedi. Ondan sonra arabaya bindik geldik özel hastaneye. Bu tahlil sonuçları benim özellikle moralimi çok bozdu.
o gün vlogumu tamamlayamadım. Yani çekim yapmaya da gücümüz kalmadı arkadaşlar. Evet, moral benim için çok önemli arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki eşiniz Allah korusun vefat ettiğinde bu yayınlara devam edecek misin? Yani eşin başında yokken de vlog çekecek misin diyenler olabilir. Niye? Allah korusun, Allah esirgesin. Niye devam etmeyin canım, ne alakası var? Ölüm de farz, yaşamak da farz. Yani ben öldüm diye sen bu çekimleri sen devam et dersen ederim ama etme dersen de etme. Tabii de edeceksin ya, tabii de edeceksin. Hiç olmaz et ki benim anım canlansın. Ama benim elim kolum kalkmaz o anda. Seninle beraber şurada oturduğumuz günleri düşünürüm. Öyle arkadaşlar. Ölüm genci yaşlısı yok. Herkesi buluyor. Herkesin başına geliyor. Ben elimden geldiği kadar yani yaşaması için elimden geleni yapıyorum. Sabahları kalktığım zaman bal, zencefil, zerdeçal karıştırıyorum. Her sabah bir kaşık içiyor. Daha önceki vloglarımda da biliyorsunuz. Devamlı göstermek istemediğim için sizlerle paylaşmıyorum. Bana da çok iyi geliyor. Eşime de çok iyi geliyor. Yani gene de hiç belli olmaz. Belki ben ölürüm. Belki benden önce evvel eşim ölür. Allah'ın takdir ilahisi. Kimse kimsenin ne zaman öleceğine karar kılamaz. Herkesin belli bir zaman, saati vardır. Günün, nispetin dolduğu zaman illaki Allah'ın dediği olur. Kulun dediği olmaz. Allah şu gün şu saatte senin ömrünü doldurduysa o gün o saatte hepimiz günün birinde kara toprağa gireceğiz. Allah hepimize hayırlı ölümler versin. Her şeyin hayırlısını versin. Allah elden ayaktan bırakmasın diyorum. Benim rahmetli annem. Annem hep öyle derdi. Annem rahmetli, Allah elden ayaktan bırakmasın. Kimseye muhtaç etmesin. Kızım yatakta yatırıp da kimsenin gözüne bakıtmasın derdi. Hep dediği gibi de oldu. 63 yaşında beyin kanaması, yüksek tansiyona bağlı olarak kalp krizinden vefat etti. Benim abim anne baba evinde şu anda oturuyor. Abim de gidiyorum fakat evinde çekim yapamıyorum. Çünkü kendisi izin vermediği için. Bana diyor ki evi temizleriz o ev zaman diyor. Ev dağınık da onun için diyor. Ev biraz dağınık. Arkadaşlar. Bekar evi. Bekar evinden ne ayır bekliyorsun? İleride. Benim baba evim orası. Evet, orada Selimiye Mahallesi. Temizleteceğiz orayı, ondan sonra çekim Mart yapalım. Ayında soğuk dedim abi dedim. Abim aslında şimdi ben temizletsem istemiyor şimdi de temizlettiğimi. Mart ayında, Mart, Nisan, bahara girer gibi evimizi temizleriz. Orası benim baba evim. Annem babam orada duruyordu. Ben de oradan evlendim. Orada Selimiye Mahallesi doğumluyum. Yani demek istediğim ben ölsem bile eşim devam edecek sizlerle birlikte. Ben nasıl yapacağım bunları? Sen de çekersin, yayınlarsın. Erkim varsa yaparım. Erkim yoksa ben de becerim. Sen videoyu çekersin. Erkim de video guru da neyse, editler. Neyse canım sen Allah yine gecinden versin Allah de. Allah gecinden versin. Sen her zaman söylüyorum. Beni senden evvel alsın ki sen. Allah'ın takdir ilahisi. Evet, sen yine devam Allah edersin. Hayırlısını versin. Allah hayırlı ölümler versin. Bu arada ben ölünce sırtlanlar, çakallar, akbabalar, leşçiler de hucuma kalkarlar yani. Bir de bayram yaparlar. Ya benim hiçbir şey... Bir de bayram yaparlar. Ben onlar için değil, benim değerli takipçilerim için. Ben bir buçuk gün, bir gün vlog atmasam değerli kardeşim Emel Taş'tan sürekli bana yorumlarda abla ne zaman geleceksin, çok özledim, çok özledim. Buradan ona da selam olsun, öpücükler veriyorum. Hepiniz ya, az önce de ya. Selma Yağız cevap veremedim sizlere de. Abla bugün vlog gelmedi mi çok özledim diye yazdım. Allah razı olsun, hepiniz çok özlüyorsunuz beni. Gerçekten seçme arkadaşlarımız. Bir yarım gün daha beklesem birçok yorum gelecek benim vlog atmadığımdan dolayı. O yüzden sizleri de merakta bırakmadım, bırakmak da istemedim. Karantina günü, cumartesi günü sizlerle bu sohbeti yapmak istedik. Benim hasta oluşumdan şu anda zevk alanlar vardır herhalde. Kimse kimsenin hastalığından zevk almasın. Yok ben hasta değilim, şöyle diyelim. Hasta değilim ama zigarayı içtiğim için doktor diyor ki ciğerlerin sislenmiş İzzet Bey bırakmaya çalışıyorlar. Önceden de biliyorlar evet, onu. Evet önceden de söyledi. Ha şimdi 3 yıl önce de söyledi, 2 yıl önce de o söyledi. Şimdi, o ben şimdi. Ben akrabalarım biliyorlar zaten. İşte o akrabalarım var ya hani akrabaların senin akbabaların. Senin sigara içmemen gerektiğini zaten biliyorlar. İşte ben de diyorum ki o kötü yorum ya vardı ya dün.
dünkü iki günkü eve. Ben onların yaptığına inanmıyorum. Kötü yorum yapan, kimsenin günahını da sevinsin alamam. Bu arada sevinsin. Arkadaşlar o kötü yorumları yapanlara da Allah'a havale ediyorum. Ben o yorumları kimin yaptığını da bilmiyorum. Kimsenin ya günahını da alamam. Biz günahını almıyoruz. Diyoruz ki kim yaptıysa, kim yapıyorsa Allah'ım ona 10 katını versin diyorum. Amin. Rakip takım oyuncularına da yaptırabilirler. Bizim rakip takımlarımız çok. Evet. Karadeniz bölgesinde isim vermeyelim. Ondan sonra hemen tak gidiyorlar mahkemeye. Onlar da yaptırabilir. Olsun. Kim şuna yaptırır, der ki şu kanala şöyle yap der. Ali der, Veli der, isim verir. Maksuz'dan bir isim koy der. Oraya yaz der. Onları birbirine sok der. Yapabilir. Ama daha önceleri ki yani, bloklarda eşim benim akrabamın hanımıyla ilgili bir yorum blok çekmişti. Orada demişti ki hani ben face'ine bakıyorum çok erkekler var arkadaşlık yaptığı diye, tanımadığı erkekleri eklemiş diye. O işte yorumdan dolayı, o eşimin konuştuğu laftan dolayı herhalde misilleme yapabilirler o kişinin. Yok, o taraftan akrabaları yapabilir. O kişiyi demiyorum, akrabamı da o demiyorum. Kişinin tarafı, o kişinin tarafı kendi etkili, tarafı yapabilir. Evet, o kişi yapmaz. Evet, o kişi yapmaz, evet. Yapmaz, onlar yapmaz. Ama onun tarafları, sevenleri, evet. Akrabaları çok zaten, onlar yaptırabilirler. Eşimin yadırgadığı şeylerin benim başıma gelmesini isteyebilirler. Ben buradan varsayım söylüyorum. Kimsenin günahını da almıyorum arkadaşlar. Dün bu konuyu kapatalım burada. Bugün dün ne yaptım onu da söyleyeyim sizlere. Benim mutfak masam vardı. Mutfak masasını buraya geçirdim arkadaşlar. Şu balkona geçirdim. Onu ileriki günlerde sizlerle paylaşacağım. Oradaki küçük masa kahvaltı yapmaya müsait değildi. O masayı aldım. Onu nereye koyacağımı bilmiyorum şu anda. Geçici olarak mutfağı camın önüne koydum ama kaldıracağım. Mutfağım yerleşince, eşyalar gelince. Evkur zannımca halıları haftaya gönderiyor. O gelecek haftadan sonra da arkadaşlar benim eşyalarım gelecekmiş. Onu da söylediler. Sipariş üzerine geldiği için. Sonra mini fırımım vardı. Mini fırımın salonda kararmıştı. Beyaz yerleri bayağı simsiyah olmuştu. Yenisini almayı düşündüm. Yenisi ay 101 lira geliyor. 159 TL falan o civarlarda. Ama Muhammer kardeşime eşip götürdü. Dışına fırın boyası yapmış. Siyah fırın boyası. Beyaz olursa tekrar sararır dedi. Abla dedi. Yenge dedi. O yüzden beyaz değil siyah yapalım dedi. Sadece temiz yerleri kalsın dedi. O bugün gelecek. Allah izin verirse akşama inşallah. Mutfakta ne yaptım? Mutfağıma nezirlerden siyah telli bir bulaşıklık aldım. Uygun AVM'den bakmıştım bulaşıklığı. Altı beyaz olduğu için almadım. 60 TL'ye, 65 TL'ye vardı. Ama bu nezirlerin malı daha güzel gibi geldi. Hakiki demir, terek kulplarımla, mutfak kulplarımla birebir oldu. Onu da sizlerle ileriki dönemlerde paylaşacağım. Uygun AVM'den sıvı sabunluk aldım. Siyah düz, altı telli. O da takım oldu, telli olduğu için. Başka ne yaptım değişiklik olarak? Başka ne yaptık ki? Ha, yapacağım değişikliği anlatayım sizlere. Mutfak kapısını iptal edeceğim. Orayı kapatacağım. Misafir salonumdaki buzdolabını oraya koyacağım. Mutfağın kapısının olduğu yere koyacağım. Allah izin verirse diyelim her şeyden önce. Gelen kare, küçük, mermer detaylı üstü, siyah ince bacaklı olan masamı da, dörtlü masamı da, küçük masamı da misafir salonunun eski dolabın eski yerine koyacağım dörtlüyü. Yani masa burada olacak. Karşıda da benim kahve Chester takımım olacak. Üçlü. Bir ikilisini ortaya koyacağım. Kenarlara da tekliği koyacağım. Benim balkondaki ikili berjerlerim yazın orada çok güneş vuruyor arkadaşlar. Kışın o kadar değildi. O yüzden büyük bir ihtimalle ben buraya koltuk almadım. L koltuk aldığım için şu karşıya koyacağım aynanın o dönen yerine. Şöyle şuraya doğru koyacağım. Buraya da balkon berjerlerim ikili olarak, arasına da küçük bir sehpam var. Üçlü sehpa aldım. Onu koyacağım arkadaşlar. Üçlü sehpa ile büyük sehpam karşılıklı olacak. Balkon berjerlerimi de buraya koyacağım.
Balkona da mutfak masalarımı boyamaya verdim. Krom yerlerini siyaha boyuyor şu anda Muammer kardeşim. Dörtlü olarak balkon sandalyelerimi de balkon mutfaktaki sandalyelerimi, masamı da krom yerleri siyah boyanıyor şu anda. Onu da balkona koyacağım. Güneşe dayanıklı, daha kullanışlı. Çünkü yeni kaplattım zaten berjerlerimi. Orada rengi solsun istemiyorum arkadaşlar. Evet, çayını yazsan arkana. İnanın o kadar huzursuz oldum ki arkama yaslanacak kadar huzurum da yerinde değil şu anda. Eşimin hastalığı benim boynumu düştü. Doktorun ona ben yıllardır biliyorsunuz sigara mücadelesi verdim. Hepiniz biliyorsunuz sigaradan çok çektiğimi. Bana zararı yok sigarasının, içtiği sigaranın. Ama kendine zararı var. Ben senin yanında zaten içmiyorum canım. Kokusu tabii ki bana da dokunuyor. Evet. Kokusuna tahammülüm yok, sigara kokusuna. Kim içerse içsin. Evin içinde sürekli sigara kokusu. Ya benim bayan arkadaşlarım da içiyor sigara ama bu kadar sigara kolik değiller. Az içiyorlar. O yüzden bana kokuları da dokunmuyor. Ama eşim çok fazla içiyor. O yüzden kokusuna tahammülüm fazla yok. Fazla içiyor diyor, sana öyle geliyor işte. Ben elbiseme sardığı için sen elbisemde kokuyu fazla... Bir de içtiği zaman arkadaşlar evin dış kapısına geldiği zaman oraya kadar gelene kadar içiyor. Yani sigarayı eve gelmeden önce şu mesela daha ileride bıraksa elinden, şöyle bir havalansa, eve gelirken de havalanır zaten. Üzerindeki kokuyu şöyle bir atsa, ondan sonra gelse amenna, bana dokunmaz. Ama evde girince daha içemeyeceğim diye dış kapının önüne gelene kadar sigara elinde. Canım bitmemiştir, orada bitmiştir, orada atmıştır. Ama beni düşünmen lazım. Tamam, düşünürüm bundan sonra düşünürüz, tamam. Evet arkadaşlar, olay bu. Bu konudan çok muzdaripim. Eğer sizler de içiyorsanız, sevdiklerinizi kaybetmek istemiyorsanız biraz azaltın, zamanla da bırakın. Sigara iyi bir alışkanlık değil. Yani kötü alışkanlık arkadaşlar. Sizler de eğer yakalandıysanız tez günde tez saate Rabbim evinizden, yuvanızdan, çocuklarınızdan uzaklaşmamanız için içinizden gelerek bırakmak nasip etsin hepinize. Amin amin. Bugünkü konuşmamız bu kadar canlarım. Karantina gününün ilk gününden sizlerle bir sohbet yapmak istedik. Sohbetimize katıldığınız için, bizleri dinleyip destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sağ olun arkadaşlar. Başınızı ağrıttık. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayra hayra herkese selamlarımı söylüyorum. İşte olay insanoğlu. Herkesin başına her yerde her şey gelebilir. Tabii ben biliyorum. Ben sigaranın bazı fayda getireceğini söyleyecek halim yok. Tabii ki zarar getiriyor da. İşte mevzu, bugünkü konu bu oldu. Sizlerin canını sıktıysak affola. Ha, sigara içen arkadaşlarımız da vardır ama yine de mümkün olduğu kadar azaltmaya çalışalım arkadaşlar. Eğer gittikçe, yaşlandıkça ortaya çıkıyor herhalde bazı şeyler. Galiba ben de yaşlanmaya başlamışım. Ben yaşıma göre... 60'a merdiven dayadım. Ben yaşlandığımı hiç hissetmiyorum aslında da. Ağır ağır yaşlanırmışım meğer ki öğrendim, anladım, onayladım. Evet. Olay bu Şükran Hanım. Evet arkadaşlar, bugün böyle evde oturacağız. Birazdan balkona geçmek istiyorum, orada da oturmak istiyorum ama balkon çok soğuk. Evet, bu arada arkadaşlar dışarıda güneş var gibi gözüküyor ama hakikaten güneş var ama soğuk. Biliyorsunuz kar yağdı geçen gün, 2-3 gün evvel. Ama kar tutmadı. Fazla tutmadı, yani 2 saat kadar kalmadı yerde, eridi. Ondan sonra ertesi güne de güneş açtı zaten. Halen de güneşli ama. Evet. Evet. Yani bahar havası var ama havalar kuru soğuk. İnanın dışarıya çıkılmıyor. O kadar soğuk ki anlatamam sizlere. Aklımda bir şey vardı ama unuttum bak size söylemeyi. Ne diyeceğimi unuttum. Önemliydi aslında ama. Abla, kar topu, kar al eline böyle sık. Bizlerle de göster dediğinizi yorumlarda okudum. Çok kar yağarsa tabii ki çıkacağım. Ben de kar topu sizlerle birlikte kamerayı koyup birlikte oynayacağız inşallah. Yani bir iki dakika, bir iki top atmaya müsaade ederim ben, sana söyleyeyim. Senin biliyorsun ki soğuğa sen vücut hiç dayanmıyorsun. Toplam sizlere
10 dakikalık bir kar şovu yaparız inşallah. Eğer olursa tabii. Eğer yağarsa. Olursa, yağarsa tabii ki. Allah verirse inşallah. İşte durum bundan ibaret. Sizlerle iki günün özetini anlattım. Kızımın doğum günü var. Pazartesi akşamı Defne ile beraber de planladık. Allah izin verirse pastamızı, kolamızı götüreceğiz. Güzel bir doğum günü kutlayacağız. Hediyelerimizi de vereceğiz. Hep beraber sizlerle de çekim yaparım. Allah'tan bir engel olmazsa, bir hastalık, sökerlik olmadığı müddetçe inşallah. Evet arkadaşlar, şu orta sehpamdaki görmüş olduğunuz yaprak, büyük yaprak vardı siyah. O yaprağı Angel Home'a götürüp yerine gri parlak olanını alasım var. Çünkü benim gelecek olan orta sehpamın bacakları gri parlak, dore rengi diyeyim sizlere. Üzeri siyah, mermer detaylı olduğu için siyah üzerine siyah objenin belli olmayacağını düşündüm. O yüzden inşallah geri alırlarsa, değiştirmek kaydıyla tabii ki, aynısının grisi var orada. Griyi almayı düşünüyorum. Pazartesi günü. Pazartesi günü başka ne şeyimiz vardı, bizim planımız vardı. Salı günü eşyalarım gidiyor ikinci eli. Onu da hatırlatayım. İkinci eli yemek masam ve oturma odam, bazam gittiği günü burası bomboş kalacak. Hemen dolabı ilk işim oraya geçirmek. Dolabın kafesi küçülecek yalnız. Orada yukarıda dolap var. O dolaba büyük geliyor. Onu da Muammer kardeşim yapacak. Dolabın çerçevesini aşağıda küçülttürecek. Fazla da bir işi kalmadı zaten Muammer kardeşimin. Duvar kağıtçısına gideceğim. Allah izin verirse. Salonum yarım kaldı. Gri duvar kağıdı için oturma salonuna ve salona bir top alacağım. Allah izin verirse. Onun da siparişini vereceğim. Çünkü hemen gelmiyor. Bir haftada geliyor. Bir hafta içinde de bu koltuklar oturma odasına geçecek. Burası bomboş kalacak. Duvar kağıdım geldiği zaman da oturma odasına koltuklar girmiş olması lazım ki duvarların zede görmemesi için. Koltukları ortaya getiririz. Duvarları, yapılacak yerleri boşaltırız. Tabii ki buralarda yapılmayacak duvar kağıdı. Mümkün olduğu kadar daha buraları pis etmek istemiyorum. Burada canım, kesinlikle olmayacak. Burada. Diğer tarafta boşluk olan yerde serip duvar kağıdı getiren kardeşimiz oralarda yapacak. Buraları kesinlikle daha sokmam yani. Çok uğraştım, çok temizledim. Bir de koltuklar buradan gittiği zaman ben camları kendim sileceğim. Yerleri kendim sileceğim. Duvar, oradaki buzdolabının arkasını, buzdolabının altını İzzet Bey ile beraber yapacağız. Birlikte sileceğiz. Çünkü temizliğim yeni yapıldı. Gülzade gelecek kadar pis değil. Ufak bir elimi değdirdim mi zaten temizlenir. Biliyorsunuz camlarım falan yeni silinmişti. Yeni gelecek olan eşyamı tertemiz buraya Allah izin verirse sokmak istiyoruz. Yani girsin, o zaman girsin. Tertemiz girsin. Durum bundan ibaret. Başka yapacağım değişiklikler, mutfaktaki sebzeliği banyoya koymayı düşünüyorum. Aslında balkona da koyulur ama çiçekliğin önüne geliyor, çok yüksek. Televizyon çok yüksekte kalır diye onu banyoya götüreceğim. Banyoda girişteki sebzeliği de gene aşağıya koyacağım. Lazım olur çoluğa çocuğa, onu ikinci el almıyor, para etmez dedi. Yeni gelen hem sebzelik gibi hem komodin gibi. Onu camın önüne koyacağım. Üzerine de radyomu koyacağım. Gene radyo orada olacak yani. Radyo benim elim ayağım. Ben mutfakta radyosuz duramam, şarkısız duramam. Çünkü açtığım zaman ben dünyayı unutuyorum yani. O kadar mutlu oluyorum, o kadar rahatlatıyor beni. Başka da yapacağım değişiklikler yok arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmış oldum. Hepinize çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizlere vermiş olduğunuz desteklerden dolayı Allah razı olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Abone ol kelimesine basıp yanındaki zili de tüm bildirimleri ayarlarsanız benden gelen bildirimlerden haberdar olursunuz. İnşallah kanalımız hep birlikte büyüyecek. Hep birlikte benim kanalım ilerleyecek, görüntülemelerim, abonelerim. Sizlerin sayesinde bir derken iki izlediniz. Görüntülemelerim çok çoğaldı. Allah hepinizden razı olsun. Şu yönden seviniyorum biliyor musunuz? Devlete olan vergimizi eşimin
rahat ödeyeceğini düşündükçe o kadar çok mutlu oluyorum. %38 kesilecek diyorlar ya, elimize bir şey kalmıyor. İnşallah önümüzdeki günlerde de eşim vergi ödediği kağıdı da sizlere getirip gösterecek Allah'ın izniyle. Evet. Şükran'ın kanalı artık benim kanalım olduğu için ben alışamadım kanalımıza. Aynen Şükran'ın dediği gibi arkadaşlar, abone olmayı, zile basmayı aynen ben de söyleyeyim, unutmayın. Bizlere hepiniz yardımcı oluyorsunuz, görüyoruz. Hepiniz destek için yorumlara bir değil, iki değil, beş yazıyorsunuz. Yani ünlü YouTuber'lara geçtiniz. Onların bile o kadar yorumları yok. Bizimki 800-900'lere geldi mesela o. 50 dakikalık videonun 5.000, 10.000 izlenmesi benim için 100.000 izlenmeye değer. Evet arkadaşlar. Çünkü uzun video atan yok bu ara. Herkes kısa kısa videolar atıyor. Ben 50 dakikalık videoyu attığım için görüntülemelerim bayağı iyi. Allah'ıma şükürler olsun. Biz hepinizden buna da şükürlüyoruz Allah razı arkadaşlar. Olsun. Biz çok fazla da gözümüz yok. Biz sizlerin karşısına alıştık. Şükran da size alıştınız. Şükran da sizlere alıştı. O nedenle bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Gene beni mahcup etmeyin. Devam edin. Aynen böyle. Sağ olun, var olun. Allah ne muradınız varsa versin. Allah'ım bizim için kim ne düşünüyorsa yine söylüyorum, 10 mislisini versin diyorum ve saygılar sunuyorum. Hepinize çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. İnşallah dolu dolu vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize çok selamlar.